Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Türk savunma sanayisine yaratıcı çözümler sunmada önde gelen firmalardan biri de hepinizin takdir edeceği üzere Roketsan'dır. Bu videomuzda Roketsan'ın son dönemlerde geliştirdiği belki de en akılcı sistem olan Yalma üzerine konuşalım istiyorum. Roketsan bu sistemle yine kendi üretimi olan yerli füzeler UMTAS, UMTAS ve UMTAS ve JIRİT'i birçok farklı çeşitli tehdide karşı kullanabilecek potansiyelde Yalman sistemini entegre ederek bir araya getirdi. Yani kısacası bu sistem 4 tane birbirinden farklı füze sistemini aynı platform üzerine taşıyıp ateşleme kabiliyetine sahip olarak üretildi. Roketsan'ın yerli üretimi Yalman silah sistemi ilk kez Roketsan uydu fırlatma uzay sistemleri ve ileri teknolojiler araştırma merkezi ile patlayıcı ham madde üretim tesisi açılış töreninde üzerinde bir UMTAS, bir LUMTAS ve 4 JIRİT ile sergilendi. Sistem hakkında ulaşabildiğimiz bilgilere göre Yalman 8 kilometreden hedef tespit, takip ve tesisi yapabilecek. Tehdidin niteliğine göre hedef bilgileri füzelerden herhangi birine veya belirlenen hedef için en etkili füze hangisi ise ona aktarılacak ve hedefe atış gerçekleştirilecek. Birazdan bütün füzelerin özelliklerine de değineceğiz tabii ki. Ama Yalman sayesinde her türlü zırhlı zırhsız vesaire hedefe karşı etkili, pratik bir çözüm üretilmiş oldu. Her türlü tehdit unsurunu bertaraf etme kabiliyeti sayesinde her füze için ayrı bir taşıyıcı tedarik etmektense bu şekilde çok daha maliyet etkin bir sistem kullanmak oldukça akıllı bir hamle. Birbirinden bu kadar farklı füzeleri tek bir sisteme entegre etmek de her yiğidin harcı değildir. Bu açıdan Roketsan, uzun yıllardır elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimini kullanarak müthiş bir işe imza atmış. Roketsan'da görevli her bir vatandaşımızı canı gönülden tebrik ettiğimi belirtmek isterim. Önümüzdeki yıllarda göğsümüzü kabartmaya devam edeceklerinden hiç şüphem yok. Şimdi sırasıyla UMTAS, UMTAS, LUMTAS ve JIRİT olmak üzere Yalman silah sistemine entegre edilip beraber görev yapacak bu füzeleri incelemeye başlayalım. Orta menzilli tank savar sistemi UMTAS, Roketsan tarafından geliştirilen bir Türk orta menzilli tank savar güdümlü füzesidir. UMTAS, savaş alanındaki modern zırhlı tehditlere karşı etkili, çeşitli en son teknolojilere sahip gelişmiş bir tank savar füze sistemidir. UMTAS silah sistemi, füze, füze fırlatma platformu ile atış kontrol ünitesi, taşıma çantaları ve eğitim simülatörlerin birleşimidir. Sabit ve hareketli zırhlı hedefleri yok etmeyi amaçlamıştır. Ateşleme, araçlardan, stabilize kara platformlarından ve uzaktan kumandalı kuleden olduğu gibi tripod yuvasından da yapılabilir. Füze tandem şarjlı HEAT ve yüksek patlayıcı parçalanma olmak üzere iki tür seçilebilir savaş başlığına sahiptir. UMTAS'ın tandem şarjlı HEAT savaş başlığı, modern ana muharebe tanklarının zırhına ve piyade mevzilerine ve hafif zırhsız araçlara saldırmak için parçalanma savaş başlığına karşı koymak üzere tasarlanmıştır. Sistem termal kamera görüşü kullandı. Sistemin gön özellikleri şunlardır. Gündüz gece tüm hava koşulları, doğrudan saldırı ve üst saldırı modları, uçuş sırasında hedef değiştirme, ateşle ve unut, ateşle ve güncelleme modları, hedef üzerindeki vuruş noktası, uçuş sırasında da güncellenebilir. Uzun menzilli tank savar sistemi UMTAS, Türkiye'nin savunma sanayi firmalarından Roketsan'ın geliştirdiği tank savar füze sistemidir. 8 kilometre menzile kadar etkili atış yapabilen UMTAS, 2005 yılında ATAK projesi kapsamında güdümlü füze ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla projelendirilmiş ve geliştirmeye başlanmıştır. Füze ateşli ve unut sistemini kullanmaktadır. Kızıl Ötesi güdümlü füze sınıfında olan ve zırh dalıcı başlığa da sahip olan füze, Roketsan'ın ihraç amaçlı geliştirdiği ürünler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda ihraç amaçlı üretilen füze ile ilgilenen ülkeler arasında Pakistan'da yer almaktadır. Nazar güdümlü uzun menzilli tank savar füze sistemiyle UMTAS, öncelikle taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilmiş, hassas güdümlü bir tank savar füze sistemidir. Lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı UMTAS füzesinin sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlamaktadır. Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmektedir. Roketsan JIRİT, Türk roket ve füze üreticisi Roketsan tarafından üretilmekte olan 8 kilometre menzilli lazer güdümlü 70 mm'lik füze sistemidir. Türk ordusunun T-129 Atak, AH-1 Kobra ve AH-1W Süper Kobra saldırı helikopterleri için geliştirilen sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düşük maliyetle nokta vuruşu kapasitesini arttırmak için tasarlanmıştır. Ceri sistemi, Eurocopter tarafından Eurocopter EC-635 helikopterinin donatılması için de seçilmiştir. 22 Mayıs 2014 yılında MBDA Almanya arasında
70 mm lazer güdümlü füze sistemin üretimi ve entegrasyonu konusunda işbirliği anlaşması imzalandı. Jet füzesi Eurocopter Tiger'a entegre edilecektir. Sistemin adı, geleneksel bir Türk oyunu olan Cirit oyunundan gelmektedir. Atak helikopterlerinin havadan yarı hedeflerine karşı kullandığı 2.70 yarı aktif lazer güdümlü füzesi Cirit, hafif zırhlı hedeflere karşı yüksek doğrulukta çalışmaktadır. Cirit, dumanı azaltılmış yakıtlı ve duyarsız mühimmat özelliğine sahip roket motoru ile 3 etkiye aynı anda sahip çok amaçlı harp açtığı ve elektromekanik kontrol tahrik sistemlerine sahiptir. MİL-STD-810F ve MİL-STD-464A ile uyumlu, tasarımı Roketsan tarafından gerçekleştirilen MİL-STD-1760 arayüze haiz, farklı entegrasyon modellerine uygun Cirit botlarının ateşlenmektedir. MV lavu lançerlerden atılabilen füze, tasarımı Roketsan tarafından gerçekleştirilen MİL-STD-1760 arayüze haiz, akıllı pottan da ateşlenebilmektedir. Cirit, farklı kara ve hava platformlarına entegrasyon imkanı bulunmakla birlikte, öncelikli olarak taarruz helikopterlerinden kara hedeflerinin yönelik olarak kullanılacaktır. Hafif zırhlı zırhsız ve hareketli hedefleri imha etme yeteneği bulunan Cirit'in füzesine iki alternatif harp başlığı takılabilmektedir. Çok maksatlı başlık olarak tanımlanan birinci alternatifte zırh delici, yangın çıkarıcı antipersonel ve parçacık etkisi bulunur. Yüksek infilaklı başlık olarak tanımlanan ikinci alternatifte ise sadece parçacık etkisi bulunur diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi ARGE faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.